Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Evet. Yani. Şimdi izleyicilerimiz bir yandan da yönetmenim uyarıyor. Diyorlar ki sağlıklı besleniyoruz. Mucize yazılı görsel basında bazen kansere tedavi bitkiler ya da beslenme için gıdalar var. Hangisi doğru olduğunda şaşırıyoruz diye gelen sorularınız var. Özellikle mucize bir besin öğünü var mıdır hocam? Sizler... Mucize bir besin öğünü yoktur. Tedavi sırasında özellikle bazı karışımlar yapıyor hastalar. Bazı işte şunu da karıştırayım, bunu da karıştırayım gibi bir karışımlar olabiliyor. İsimlerini de tam olarak bilmiyorum. Bir macun şeklinde geliyor böyle. Onların bazen alerjik reaksiyon yapma özelliği olabilir. Kan değerlerinde düşme yapabilirler. Yan etki gelişebilir, alerjik reaksiyon gelişebilir. O yüzden bu karışımları kullanırken kemoterapi doktorlarına da radyoterapi doktorlarına da mutlaka danışmaları gerekir. Tedavi sırasında şekerden uzak kalmalarını istiyoruz. Çok fazla şeker tüketmelerini istemiyoruz. Özellikle proteinden zengin içerikli beslenme yapmalarını istiyoruz. Evde mayalanmış yoğurt, bol sıvı tüketmelerini istiyoruz. Açık havada en az yarım saat 20 dakika yürüyüş yapmalarını istiyorum. Egzersiz spor yapmalarını istiyoruz. Çünkü egzersiz ve spor hasta vücudu stresle birlikte hastalık teşhisi konduktan sonra adrenalin üretir. Ne kadar egzersiz yaparsak o kadar noradrenaline dönüştürürüz ve stresimizi de azaltmış oluruz. Bir hobi edinmemiz gerekiyor. Bir resim yapabiliriz, bir müzikle ilgilenebiliriz veya yeteneğimiz olduğu doğrultuda neyse onunla meşgul olmak gerekir. Eğer çalışıyorsak çalışma hayatından kopmamamız gerekir ve çalıştığımız yere hani biraz tempomuzu düşürsek bile devam etmek gerekir, işimize de devam etmesi gerekir. O çok zaman... sıkıntı olmayacaksa. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.